arasında bulunan Arktik bölgesi, Yunanca ayıya yakın anlamdaki Arktikos kelimesinden türemiş ve aslında Kuzey Yarımküre'de belirgin olarak görülen ve kutup yıldızının da içinde bulunduğu Büyük Ayı takım yıldızını tarif ediyor. Sıcaklık ölçümü rastgele yapılıyor çünkü hareket eden, kırılıp birleşen buz parçaları üzerinde ufak bir meteoroloji istasyonu kurmak bile akılcı değil. Sıcaklıklar artı 13 santigrat derece ile eksi 43 santigrat derece arasında değişiyor. En yakın kara parçası 730 kilometre uzaktaki Grönland sahili. Kuzey kutbunun tam ortasını gösteren bir işaret yok. Kutuplarda her yıl 5 ay gündüz, 1 ay alacakaranlık, 5 ay gece, 1 ay alacakaranlık yaşanıyor. Kuzey ve güney kutupları birbirine ters olduğu için 21 Temmuz'da kuzey kutbunda yaz ortası yaşanırken aynı gün güney kutbunda kış ortası yaşanıyor. Her iki kutup bölgesinde kışlar uzun, aşırı soğuk ve karanlık, yazlar ise sadece soğuk, kısa ve aydınlık. Ara mevsimler de var ancak çok kısa sürüyor. Arktik, Antarktika'ya nispeten daha sıcak çünkü deniz sıcaklığı eksi 2 santigrat derecenin altına düşmüyor. Ayrıca buradaki soğuk hava güneye doğru kayarken güneyden gelen sıcak hava da kuzeye yöneliyor. Böylece bir döngü oluşuyor. Kuzey kutup bölgesinde tepeler, dağlar, büyük nehirler, göller, hareket eden dev tepeler ve tunduralara ek olarak dünyanın en büyük biyomu olan tayga var. Arktik'te tundra bitki örtüsü hakim. 11,5 milyon kilometre kare alanda sürekli donla kaplı bodur çalılar, kara yosunları, likenler, cirotları gibi 1700 farklı bitki çeşidi var. Ayrıca rengeyi, mis gökyüzü, çeşitli kemirgenler, tavşanlar ve sincaplar yaşıyor. Tunduralar güneye doğru artıyor, kuzeye doğru gidildikçe azalıyor. Bunun yanında 100 farklı yosun türü, 300-400 farklı liken türü ve 25 cirotu türü görülebiliyor. Çok nadiren algler ve likenler kaya içlerine yetişebiliyorlar. Biraz önce de değinmiş olduğumuz gibi Kuzey Kutup Bölgesi'nin adı ayı kelimesinden geliyor. Bölgede yaşayanlar için kutup ayısı kutsal bir hayvan olmasının yanında en büyük kara yırtıcılarından da biri. Kuzey Kutbu'nda bulunan hayvan türleri arasında ayrıca fok, balina, tilki, rengeyi, kar baykuşu, sincaplar, tavşanlar ve nesli tehlike altında olan deniz gergedanı bulunuyor. Bu hayvanlar insanları tehlike olarak algılıyor ve korku duyuyorlar. Bölge, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya kıtalarının kara parçalarına dahil olduğu için hayvanlar kışın göç edip daha verimli yaz aylarına geri gelebiliyorlar. Denizde de fok, ayı balığı, deniz fili ve balina gibi büyük hayvanlar mevcut. Arktik bölgesinde Eskimo, Çukçi, Sami, Yakut gibi birçok halk yaşıyor. Burada yaşayanların çoğu göçebe ve avcı toplayıcı. Doğal olarak toplayıcılıktan daha fazla avcılık yapıyorlar. Farklı olarak İskandinavya'nın Samileri rengeyi yetiştiriciliği ve çobanlığı yapıyor. Arktik çevresinde birçok köy, kasaba ve şehir var. Bunların en büyüğü 325 bin nüfusu ile Rusya'ya bağlı Murmansk şehri. Arktik bölgesindeki toplam yerleşik nüfus 4 milyon civarında. Coğrafi Kuzey Kutbu ve onu çevreden Arktik Okyanusu hiçbir ülkenin tek başına hak iddia edebileceği bir bölge değil. Ancak okyanusa kıyısı olan ülkelerin kendi denizel haklarını araştırmak ve denizin sunduğu rüzgar ve su enerjisi gibi kaynaklardan faydalanabilmeleri için Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca okyanusa kıyısı olan ülkelerin karasularına ek olarak 200 deniz mili açığı da kapsayan bir münhasır ekonomik bölge belirlendi. Buna göre Norveç, Rusya, Kanada ve Danimarka Arktik Deniz Yatağı'nın bazı bölümleri üzerine hak iddia edecek projeler başlattılar. Rusya ise 2007 yılında iki denizaltı ile Kuzey Kutbu'na tarihte ilk defa deniz yatağına ulaşarak buraya titanyum alaşımlı bir Rus bayrağı dikti. Bu hareket Arktik'teki muazzam hidrokarbon kaynakları kontrol etme yolunda bir yarış başlatmış oldu. Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklık artışı ve erime nedeniyle kaynaklara ulaşım kolaylaştı. Bunun sonucu olarak özellikle Kuzey Kutup dairesi içinde kalan ülkelerin bu kaynaklara erişimi ve yönetimi de hızlanan çalışmalara neden oldu. Alaska boru hattı Kuzey Alaska'dan günde 500 bin varil petrol taşıyor. Yapımı hala tamamlanmamış olan Alaska doğal gaz boru hattı ise Kanada'ya kadar ulaşacak ve mevcut boru hatları ile birleşecek. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nin verilerine göre Kuzey Kutup Dairesi içinde teknik olarak ulaşılabilir 90 milyar varil petrol, 47 milyar metreküp doğalgaz, 44 milyar varil doğalgaz sıvısı mevcut. Bölgedeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin bu denli büyük olması, Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi gibi sivil toplum kuruluşlarını harekete geçiriyor. Sondaj çalışmalarının burada ve koruma altındaki diğer alanlarda ağaç ve mineraller gibi diğer kaynaklara ulaşma çabalarını tetikleyeceğine dair endişeler var. Özellikle Kuzey Alaska'da bulunan Arktik Ulusal Vahşi Yaşam Sığınağı 240 farklı türe ev sahipliği yapıyor ve zarar görmesi düşüncesi endişeleri arttırıyor.
İklim değişimi, azalan fosil yakıt rezervleri, artan sera gazı salınımı, yakıt fiyatları, dünyanın arz talep dengesindeki bozulmalar gibi faktörler bu yaklaşımları sürekli değiştiriyor. Denizde ise birçok hayvan var. Hayatlarının bir bölümünde karaya çıkıyor olsalar da aslında denizde yaşıyorlar. Birçok kuş, penguen ve fok türü var. Bunlar arasında yengeç foku, büyük memeliler sınıfında insanın ardından en büyük nüfusa sahip olan hayvan. Sayılarının 75 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor. Antarktika'daki hayvan nüfusunun artmasının en büyük sebebi insanlar tarafından avlanmıyor olmaları. Kıta çevresindeki kaya oluşumlarından alınan örneklere göre Antarktika kıtası daha sıcak bir dönemde çok farklı bir yapıya sahipti. İç kısımlardan ve çevre denizlerden ise henüz tatmin edici bilgiler edinilemedi. Dünyanın derinlerinden gelen ısı ve volkanik faaliyetlerin yer kabuğuna etkisi ve bunların en üstteki buz tabakasına nasıl tepki verdiği de tam olarak açıklanabilmiş değil. Kıtanın üst ve alt katmanları, bunların süper kıtaların oluşumu ve ayrılması üzerindeki etkilerine de çok vakıf değiliz. Buzul altında kalmış olan eski oluşumlar, buz ve karat arasındaki etkileşimin tarihine ışık tutuyor. Eski deniz seviyelerini gösteren jeolojik işaretler, gezegenimizde buz oluşumunun ve kaybının ne zaman ve neden gerçekleştiğini açıklayacak önemli göstergeler. Tarih öncesi iklim değişikliklerinin nasıl gerçekleştiğini, daha da önemlisi tarihin tekerrür edip etmeyeceğini anlamak için daha fazla buz, taş ve çökelti örneklerine ihtiyaç var. Antarktika kimseye ait değildir. İlk çağlardan beri hiçbir yerli halk yaşamıyor. Bilimsel çalışmalar yürüten geçici yerleşkeler mevcut. 1820'li yıllara kadar insanların ayak basmadığı bölge, ilk zamanlarda yalnızca fok ve balina avcılarının uğrak yeri oldu. Bu gruplar bölgede bazen birkaç aylığına geçici olarak da kaldılar. Günümüze gelindiğinde istisnalar haricinde Antarktika'da doğmuş veya hayatını burada geçirmeyi planlayan kimse yok. Şu an deniz seviyesinden 2835 metre yüksektesiniz. Yan kar hiç erimediği için birikerek sıkışmış. Üzerinde durduğunuz buzun kalınlığı 2700 metre. O da altında duran 100 metre rakımlı kaya tabakası üzerinde duruyor ve yılda 10 metre kadar hareket ederek Weddell Denizi'ne doğru yol alıyor. Bulunduğunuz yerin adı Antarktik yani Antiarktik. Güney Kutbu'nu da içine alan en büyük 5. kıta olan Antarktika, ismini Arktik'in karşısındaki anlamındaki Yunanca Antarktikos kelimesinden almıştır. Antarktika'da hava sıcaklığı -89 santigrat dereceye kadar düşebiliyor. Antarktika'daki sıcaklık +17 ile -89 santigrat dereceyken Arktik'te +13 ile -43 santigrat derecedir. Bu nedenle Antarktika Arktik'ten daha soğuktur. Güney Kutup noktasının en yakın denize uzaklığı 1300 kilometredir. Antarktika, penguen dahil 40 kadar kuş türünün yanı sıra balina, fok, deniz fili gibi türlere ev sahipliği yapıyor. Bölgede insan varlığı çok yeni ve sınırlı olduğu için hayvanlar korkusuz ve serbestçe dolaşıyorlar. Bu da ziyaretçilere muhteşem bir gözlem olanağı sağlıyor. Güney Kutbu'nu yılda 30-40 bin turist ziyaret ediyor.